sorumuz seyircimiz sormuş. Hocam hayırlı yayınlar diliyorum. Kurbanda illa inek veya koyun kesmek mecburi midir? Bir de hisseli hayvan keserken neye niyet etmek gerekir demiş hocam seyircimiz. Şimdi kurban da biliyorsunuz kurban sadece ve sadece Allah için kesilir. Allah-u Teala'nın rızası için kesilir. Bu kurbanı keserken de bizim ifade olarak fıkıh kitaplarında, ilmihallerde geçen büyük baş ve küçük baş diye ifade olarak söylüyordu. Yani büyük hayvan ve küçük hayvan. Büyük baş hayvanlarda da illa inek olması şart değil. İşte inektir, mandadır, şeydir. Deve de bunun içerisine girer. Deve de büyük baş hayvanın içerisine girer. Ama büyük baş olarak bakın dikkat edin. Yani deve, sığır, manda, işte inek artık çoğaltın. Bunlar büyük baş. Hani büyük baş denmesindeki sebep ne? Bir kişiden yedi kişiye kadar bu hayvana ortak olabilir. Yani bu hayvanı büyük baş dediğimiz bir hayvan inektir, sığırdır, mandadır, devedir. Bir kişi tek başına kesebileceği gibi aynı şekilde yedi kişiye kadar da bu hayvana ne olabilirler? Hisseye ortak olabilirler. Her biri hissedar olabilir. Ama küçük baş dediğimiz koyundur, keçidir, işte artık buna benzer küçük baş dediğimiz hayvanlarda da sadece bir kişi kesebilir. Burayı unutmayalım yani. Ya arasındaki fark bu. Ha peki ben ama vacip kurban biraz önce bahsetmiş olduğumuz gibi işte kurban bayramlarında kesilen vacip kurbanı büyük baş mı keseceğim? Veya küçük baş, büyük baş inektir, işte devedir veya işte mandadır veya küçük baş dediğimiz koyun keçi mi keseceğim? Yok mecbur değilsin yani. Hangisini kesiyorsan. Tek başına keseceksen ister küçük baş koyun keçi veya koç kesersin. İşte büyük başı kendin alıp kendi başına tek başına kesersin. Veya yedi hisseye girip yedi bir hisseye girer kesersin. Onlar da şey diye fark etmez yani. Yani mecburiyet yok. O Allah-u Teala bu kurban konusunda Müslümanı kendisine muhayyer bırakmış. Kendi şeyine göre, düşüncesine göre. Ama şunu unutmamak lazım. O ikinci şeyde bir şey diyordu orada. Ha, nasıl niyet etmek lazım meselesi vardı. Evet, ha, niyeti de şöyle. Mesela kurban günlerinde kesecekse eğer bu hayvan vacip bir kurbansa vacip bir kurbana niyet ederek kesecek. Ya Rabbi işte bana vermiş olduğun bu zenginliğimden dolayı nasıl ki seneden seneye zekatımı veriyorsam bu kurbanımı da vacip. Bak ne dedik? Zekat farz, Müslümana, Müslüman derken estağfurullah, zengin Müslümana zekat farz, kurban da vacip. Bu vacip kurbanımı işte bana vermiş olduğun bu zenginliğimden dolayı senin rızan için kestiriyorum niyetiyle beraber ve sırf Allah rızası için. Bak burası çok önemli. Eğer bir kurbanda niyet et için olursa tek başına kendisi ise hayvanın eti bundan olur. Eğer bir hisseli bir hayvana girdiyse bak çok önemli ha burası. Onun için ortak seçerken de çok dikkat etmek lazım. Herkesi kalkıp da kendini ortak almayacaksın yedi büyükbaş hayvanda yani. Bakacaksın adamı tanıyacaksın niyetini bileceksin yani. Eğer o kişi bu hayvanı keserken eti için yani ben bir büyükbaş hayvanı ortak olarak yiyeyim de eti için girse yani Allah rızası niyeti olmasa bütün hissedarların şeyi gider yani hayvan kurban geçerli olmaz yani. Onun için hissedarları seçerken de dikkat etmek lazım. Demek ki sadece ve sadece kurban Allah rızası için olacak. Allah rızasıyla beraber niyeti neyse o. Vacip kurbansa vacip kurbana niyet edecek. Eğer bunun haricinde şükürdür, adaktır, akikadır. Ne benim işte artık çoğaldı Allah rızası içindir. Gerçi onlar daha çok vacip kurbanın dışındakiler daha çok küçük baş hayvan olarak kesilir ama vacip kurbanlarda daha çok ortak hisselere girilir. Ama sonuçta niyeti önce Allah rızası için olacak. Ondan sonra da hangi kurbana niyetli onu niyet ederek kurbanını kesmiş olacak. Yani. Şöyle bir şey olur mu hocam? Mesela şimdi ben adak adamışım. Bir kurban kesmem gerekiyor. Vaciptir. Yok hocam onu sormayacağım. Yani şimdi adak kurbanı keseceğim hocam ben. Şöyle bir şey diyebiliyor muyum? 7 kişi toplanıyor adak adamış 7 kişi. Olmaz. Bir kurbana girse olmuyor mu? Ha şöyle olur ama. Bak şimdi bak hemen orayı düzeltelim. Bir büyük baş hayvana yani sen adak kesiyorsun da onlar değil adak kesecek değil. Şöyle olur ama. Mesela büyük bir inek kesiyorsunuz mesela. 7 tane hissedarınız var. Evet. Sen o hayvana ne niyetiyle girdin? Adak niyetiyle girdin. Diğeri hakika girer, diğeri öyle vacip yani. Girer, diğeri şükür. Yani illa bir hayvan keserken, büyükbaş hayvan keserken illa hepsi adak olacak, hepsi vacip olacak, hepsi hakika olacak. Öyle bir mecburiyet yok. Sonuçta bunların hepsinin niyetinin toplamında neydi? Allah rızası için evet. Yani. Allah rızası için kesildiği için fark etmiyor yani. Yani benim adağım var, ben küçükbaş değil de büyükbaş bir hayvana gireceğim. Girebilirsin ama sen adağa niyet edersin. Öbürkü ne yapar? Vacip kurbana niyet eder. Öbürkü akikaya niyet eder. Öbürkü Allah rızasına niyet eder. Önemli değil. Çünkü sonuçta hepsinin toplamı yine Allah rızası için olduğu için olur yani. Olmaz diye bir şey yok yani. Anladım hocam.